Yeni bir videoda tekrar beraberiz. Yapımcı ve sunucu Ersan Oral'la Pedal Pedal Anadolu başlıyor. Evet dostlar, bugün Kütahya'dayım. Kütahya, neden Kütahya? Burada bazı işlerim vardı. Çalıştığım kurumla ilgili bazı görevler vardı. Onları yerine getirdik bugün. Ve Kütahya'da ne vardı? Benim çok eski dostlarım sağ olsun bir dönem aracı üstü çadır kullandım. Videolarında da gördünüz birçoğunuz. Bu çadırı yapan firma Zümrüt Çadır. Çok sevgili kardeşim Ali ve onun babası İbrahim Bey bana o zaman çok çok yardımcı olmuştu. Ve gerçekten çok güzel esnaflardı. Ben de onları unutmadım. Bugün onları Kütahya'da yeni mekanlarında, yeni fabrika, yeni imalathanelerinde ziyaret etmek istedim. Harika bir tesis yapmışlar. Gerçekten işleri biraz da büyütmüşler, kaliteyi de arttırmışlar. Şimdi ben onları hem ziyaret hem de Zümrüt Çadır'ın nasıl bir yer olduğu, nasıl imalat yapıldığı ve ne şartlarda, nasıl kalitede ürün çıkarttıklarını sizlere gözlemlemek istedim. Şöyle bakıyorum, Ali de tam iş başında montaj yapıyor. Hadi hep beraber bir ziyaret edelim bakalım Zümrüt Çadır'ı. Görüyorsunuz mekanda burası. Hemen zaten burası. Ali ne haber kardeşim? Ali demin bahsettiğim gibi Ali buranın aman bu dostumuz kim? Rıfkı. Bu bizim maskotumuz abi. Rıfkı da bizi karşıladı. Ali buranın imalathanesinin sahiplerinden, yani oğlu daha doğrusu İbrahim abinin oğlu. Bu güzel çadırları yapan, imal eden arkadaşlarımızın başında diyelim, değil mi? Eyvallah. Şimdi ufaktan bir gezelim tesisi. Ali bize burayı bir tanıtsın. Zaten hemen bir montaja denk geldik. Bir montajı da bittikten sonra da hem nasıl çadır kuruluyor onu da bir gözlemleriz. Ali bize anlatır. Ali o zaman hep beraber bir gezelim mi? Tesisi. Yeni yerleri, yeni tesisleri, yani yeni imalat halinleri. Kütahya'daki ikinci yeri değil mi burası? Üçüncü mü? Üçüncü. Ben bir tane eksik biliyormuşum. Hadi hep beraber bakalım Zümrüt Çadır'ın yeni imalathanesi nasılmış? Hoş geldiniz tekrardan. Zümrüt Çadır'ın A'dan Z'ye nasıl çalışıyor, nasıl sistemli çalışıyor, evet, onu gösterelim size. Şimdi ilk önce siparişleri ben alıyorum. Bizim muhasebeden Mustafa Bey'den. Evet. Siparişler buraya işleniyor. Hangi renk, hangi model, hangi ölçüyse ilk önce buraya kesimleri geliyor. Toplu siparişlerde, normal siparişlerde hangi renk, hangi modelse bütün kesim işleri bu bölgede yapılıyor. Evet. Sonra dikiş bölümüne geçelim şu aradan. Buyurun. Burada çadırın son düzenlemeleri yapılıyor şu bölgede. Bu şekilde yani düzgün çadırın statiği, düzgünlüğü, işte estetik bölümlerini burada kontrol ve kalite kontrol gibi. İki şey var. Bir başlarken dikişe vermeden önce kontrol ediliyor. Sonra dikişten geldikten sonra tekrar kontrol ediliyor burada. Evet. Sonra tekrar burada başlayarak çadırın ana bölgeleri dikiliyor. Evet. Tek tek termal olan çadırların termalleri ayrıyeten dikiliyor. Normal olan çadırlarımız normalleri ayrıyeten dikiliyor. Evet. Termal bildiğin üzere yazın sıcakta serin, kışın soğukta ılık olmasını sağlıyor. Onlar için ayrıca bir bilgilendirme rica edeceğim senden. Tabii ki abicim. Onu ayrıca bilgilendiriyorum. Burada bu şekilde sistemsel olarak
ta arkadan başlayarak dikim işlemleri burada oluyor. Bütün çadırın ana bölgeleri, yatağı, işte şemsiyesi, üzerindeki, altındaki soyunma kafesi, hepsi burada tek tek işlenerek yapılıyor. Evet. Yani iskeletlerin imal edildiği bölüme geldik şimdi. Evet abi. Şimdi burayı tanıyalım senden. Abi burada ilk önce merdivenden inilmez. Burada bir merdivenlerimizi yaptığımız yerimiz var. Merdivenler kesinlikle tornalar falan. Kendimiz imal ediyoruz. Evet. Komple boyasını falan her şeyini biz yapıyoruz. Neden bunu kendimiz üretiyoruz? Çünkü diğer hani alüminyum merdivenlerin güvenliğinden sıkıntı yaşıyoruz. Hı hı. Yani teleskop güvenli falan olmuyor değil mi? Ben sağlam olmuyor. Ben gördüğünüz üzere 2 metre bir vatandaş olarak ikinci, üçüncü basamağından sonra ben alüminyum merdivenleri kırıyorum. O yüzden kendimiz üretiyoruz. Burada romokları yaptığımız iskeletleri burada toparlanıyor. Evet. Burada iki vardiya çalışıyoruz. Akşamları işte romok iskeletleri toparlanıyor. Bu gördüğümüz nedir? Bu romokun alt iskelet şasesi. He, bu çekme yaptığınız. Aynen, çekme yeni başladığımız romok iskelet şasesi. O projenizden de yukarıda bahsedersin. Evet, yukarıda detaylı olarak vereceğim zaten o projeyi. Ha, şimdi hangi bölümdeyiz? Şimdi iskeletlerin başladığımız yerdeyiz. Playwoodlarımız burada kesiliyor. Şu şekilde iskelet haline geliyor. Evet. İskelet haline geldikten sonra en son durum olarak şu şekilde yapılıyor. Ha, şu şekilde gördüğümüz. Çadırlarımız bunun üstüne atılıyor. Ölçüleri alınıyor. Tekrar yukarı çıkıyor. Işık parladı. Şöyle bir geleyim ben. Tamam abi. Tamam, şöyle. Bunun üzerine bir kere prova alıyoruz. Tekrar yukarı çıkıyor. Provadan sonra son detayları yapılıyor. Evet. Ondan sonra tekrar aşağı inerek bu şekilde çadırlarımız yapıyoruz. Yani kumaşlı kısmı aynen döşenip, siz nasıl diyorsunuz onu bilmiyorum. Yani ilk önce çadırın ana bölgesi, yani bu şekilde göstereyim. İlk önce bu çadırın ana bölgesi. Ana bölgesi. Şemsiyesi üzerine ek yapılıyor. Soyunması üzerine ek yapılıyor. İşte telleri ayrı etak kesiliyor, yapılıyor. Merdiveni ayrı etak takılıyor. Evet. Hepsi ayrı ayrı, teker teker yapılıyor. Mesela burada gördüğünüz çadırların çoğu tamam şu anda satılmış. Hazırlanmış siparişler. Aynen. Günlerini bekleyen siparişlerimiz. Harika. Buyurun abicim. Buradakiler de aynı şekilde. Bu bayağı ebatı büyük bir çadır. Aynen. 170'e 220 modeli bu. 170'e 220. Evet. Kaç kişilik modeli aile burası sığabiliyor? Abi bunda 4 yetişkin yan yana yatabiliyor. 4 yetişkin, bir içini görüntüleyelim. Şöyle bakarsanız. Tabi biraz karanlık olduğu için. Evet. Ama bayağı bir geniş gerçekten. Aynen. Benim gibi 4 kişi çok rahat yatar. Aynen. Öyle söyleyeyim. Ama hatta Ali gibi 3 kişi. Ben 2.50'sini tercih ediyorum. Ben 2 metre olduğum için yastık payıyla falan anca kurtarıyorum. Değil mi? Anca. Ben de 2.50 almıştım sizden aldığım zaman. Bu şekilde mesela bunlar 2.50. Bu 125'e 2.50 mesela. Evet. Bunlarda da 3 yetişkin, 2 yetişkin rahat bir şekilde kalabiliyor. Harika. O yandaki? Yandaki içeride aynı şekilde, bunların hepsi içeriden merdiven. Ha, bu içten merdivenlik olan. Aynen, içten merdivenli çadırlar. Bunun üzerine şemsiyeleri, yani şemsiye dediğimiz yağmurluk kısımları daha büyük oluyor. Merdiven şu ortada kalıyor. Bu şekilde daha avantajı daha fazla oluyor. Evet. Şimdi sırada ne var? Şimdi sırada showroom'umuzu değerlendirelim. İyi, hadi hep beraber showroom'a. Tabii, buyurun. Evet Ali, şimdi showroom'dayız abi. Showroom'dayız. Müşteriler ilk geldi buraya. Ürünleri görmek istedi. Evet. İşte romorkumuzdan tutun çadırlarımızı, çeşitlerini. Şöyle gösterelim. Buraya 150 santimlik çadır koyduk, 170 santimlik çadır koyduk, bir de 125 santim. Bütün ürünlerin çeşitlerinden var yani. Aşağı yukarı var. Tabii ölçülerini görmek isteyenleri aşağıya da davet ediyoruz. Orada evet, römork olan şeyi tanıtırsan bize. Tabii. O yeni olan yeni bir ürün herhalde. Aynen. Şu anda romork bu şekilde. Alt soyunma perdelerimiz standart bütün çadırlarımızda. Ha, yeni bir sistem yapmışsınız, onu baban gösterdi. Evet. Hepsi içine katlanıyor herhalde. Aynen abi. Ha, onu da gösterelim. Aynı zamanda mesela bu tentiyi tent olarak kullanıyoruz. He, çubuklar yapıp tent olarak da kullanıyoruz. Ağaç ipe geldir, tent olarak kullan. Vallahi çok kullanışlı. Evet. Harika. İstediğin oda gibi kullan. Toparla buraya. Evet. Alt bir şekilde kullanabilirsiniz.
Şimdi ben size biraz yoğunluktan bahsedeyim. Önünü alalım. Oo. Yoğunluğumuz. Bu daha yapım aşaması devam ediyor tabii. Proje aşamasında yani. Aynen, proje aşamalarında. Şu şekilde. İki tane bayağı bir mutfak. Var. Aynen. Bir tane ufak tüpümüz var. Burada evimiz. Musluğumuz. Ocağımız. Ortamımız. Su deposu kaçtık? Ürünün? 60 litre su deposu var. 60 litrelik su deposu. Aşağı yukarı 520 litre saklama alanımız var. Tentesi var. Tentimiz var. Çadırımız var. Çadırı tabii opsiyon olarak büyütebiliyoruz. Opsiyon olarak küçültebiliyoruz. Kişinin tercihine göre. Aynen, kişinin tercihine göre değişiklik. Bayağı tezgah falan burada katlanır vaziyette. Aynen. Hepsi içine giriyor bunların. Hepsi içine giriyor. Kapanıyor. Şöyle kapatayım ben. Ya katlanmış halini görüyorum. Bu arada bu Kütahya modelimiz. Ha, isminde Kütahya yok. Ha, Q ile birlikte. Çok güzel. İyi fikir. Bu şekilde de sandık gibi katlanıp çok kullanışlı gerçekten ya. Yakında Antalya'ya gidecek. Bu malzeme Bordex mi? Neyi kullanıyorsunuz? Bu kompozit abicim. Kompozit. Evet. Kompozit daha hafif olduğu için, daha kullanışlı olduğu için kompozit kullanıyoruz. Bunları kesinlikle yani polyesterden yapmıyoruz. Bunları direkt kapak şeklinde imal ediyoruz. Daha hafif oluyor. Aynen. Evet. 60 litre dediğim gibi su deposu var. 60 amper akü veriyoruz. Opsiyon olarak güneş paneli veriyoruz. Güneş paneli çok güzel. Onun dışında buzdolabı verebiliriz. Güneş panelinin yeri neresi? Güneş panelinin yeri burası abi. Kızaklı bir sistem. Ha, kızaklı veriyoruz. Dışarıya doğru çekiyorsunuz. Aynen, dışarıya doğru öbür tarafa doğru açılıyor. Oo, çok güzel. Şu şekilde bakın. Oradaki. Ha evet, şurada güneş paneli modeli var. Şu şekilde bakın. Böyle dışarı doğru açılıyor sürgülü. Yani İçine doğru sokup katlayabiliyoruz. Aynen. Harika valla. Başka burada göstermek. Burada göstermeyeceğimiz bir şey var. Burada da başka bir yine mutfak. İlk yaptığımız romaklardan. Bu kendimiz kullanıyoruz. Bu satılık değil. Ha, bu sizin kendi kullandığınız kendi ürün. Kullandığımız ürünlerden. Bu da içten merdivenli model mi? Bu normal merdivenli abi. Normal merdiven. Bunun tasarım kendimizi daha çok seviyoruz. O fermuarla yapılmış. Tamam. Evet, fermuarla yapılmış. Ne güzel, bisikleti falan koy içine. Harika. İçine istediğin şekilde bisikleti. Bayağı oda gibi. Çıkıyorsun, geziyorsun. Ya zaten bisiklet, doğa, kamp. Evet evet, benim işim biliyorsun. Bunları biliyoruz abi. Evet. İyi. Biraz da babanla muhabbet evet, edelim o zaman. Babalar burada. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar. İbrahim abi. Hoş geldiniz. Merhaba. Babamız, elinizi öpelim. Allah razı olsun. Biraz sizden dinleyelim. Evet arkadaşlar, girişte de dediğim gibi bugün Kütahya'dayız. Kütahya'da Zümrüt Çadır. Ben daha önce de buradan alışveriş yaptım. Bu firmayı tabii İstanbul'dayken neden üzerinden araştırıp bir şekilde bulmuştum. Daha sonradan aramızda İbrahim abiyle, Ali ile çok güzel bir samimiyet oluştu. Zaten müşteri memnuniyeti odaklı çalıştıkları için o samimiyetin oluşmamasına imkan yok. Yani ister istemez o süreçte bir şekilde kan yaşıyorsunuz ve o samimiyeti yakalıyorsunuz. Kendileri de zaten gerçekten samimi insanlar. Ve hatta burada çekimlerden önce bir ufak muhabbetimiz oldu. İbrahim abi bazı şeylerden bahsetti. Gerçekten ağzım açık dinledim. Hatta bir tanesini sizden dinlemek isterim İbrahim abi. Yani bu hani adresi şey, aramışsınız da ulaşamamışsınız. Aynen. Onu anlatırsanız biraz yüksek volümle. Sene 2017. Evet. Bu işi yeni başladığımızda kargoyla Altınoluk'a Serkan Kalamarcı diye bir arkadaşımıza. Serkan Bey de selam olsun burada. Aynen. Çadır gönderdim. Ve kargo olayında tecrübesiz uzmanı. Ama yine bir paketi güzel yaptık, gönderdik. Kargocular çadırı ezmişler. Yani bildiğini ezmişler. Kargonun hatasından dolayı ürün deforme olmuş. Aynen. Ve beni aradı. Abi dedi, böyle kargonun yaptığı bir şeye bak. Benim suçum yok ama dedi. Ama inan ki içim yandı. Çünkü bizim çadırı bazı şeylerden ailesinin cihaz ayrıca kısa çadır alıyorlar. Bir de memnuniyetsiz olduğu zaman yani bizim burada ekmek yememiz şansı yok o zaman. Tabii tabii. Yani aldığımız parayı... Gönül rızasıyla bir malın elde edilmesi, o paranın hani gönlünden geçerek işte bereketini gör demesi. Aynen. Çok önemli. Çocuğumuzun yani. İyi iş ettikleri için. Ve bana fotoğraflara baktım, yandığı için. Dedim bana bir hafta olur müsaade ver, ben sana dedim gereken iyi yardımcı olacağım dedim.
Bu arada da bu telefonu kapattık. Ben onu bir daha şey etmedim. 10 gün içinde Balıkesir'e tur yazdım. Ben geliyorum ben demedim. Ve 5 tane çadır sipariş aldım. Balıkesir, Altınoluk'tan. Evet. Bir tane de onu yeni çadırı koydum. Gittim Balıkesir'e. Önce montajlarımı yaptım. Ondan sonra Serkan'ı aramaya başladım. Telefonumu çaldırıyorum, çaldırıyorum. Telefonum başlıyor. Bu arada şimdi çok hızlı geçiyor İbrahim abi. Saatlerce, yani bir yere gitmiş, montaj yapmış, aramış, arada başka işleri görmüş, aramış, hiçbir şekilde beyefendi, ismi neydi? Serkan Kalabancı. Serkan Kalabancı beyefendi hiçbir şekilde ulaşamıyor İbrahim abi. Ama yine de sabırla, yani ne yaparım ederim de ben bu adama ulaşırım. Belki bir saat arabanın klimasıyla telefon açtım yani bu arada. Evet. Sıcak biliyorsunuz. Tamam, neyse arabayı buldum, sen dedim telefon açma. Tamam mı? Ben başladım çadırı sökmeye. Tamam mı? Son civatayı sökerken camı açtı. O tabii hep telefonla görüştüm bir daha. Bilmeyen Trakya'da mı bilgemizi? Yok. Ben ağlıyorum ya. Yok. Tamam cam açtı. Bir bağırıyor. Ay niye tamam çadırı çalıyorlar zannettim ben de. Tamam mı? Dedim bağırma gel. Tamam mı? Aşağı indi arabadaki reklamları görünce benim bizim çadır, olduğunu anladım. Anladı. Abi bir şaşkınlık olmuş tabii. Çok beklemiyordu. Yeni de bilmiyor haberi yok. Ha. Tamam mı? Ne yapacağız dedi. Dedim sökelim çadıra. İndireyim aşağıya. Tamam mı? Söktük aşağıya koyduk. Ben bagajı kapağını açtım. Bir tane sıfır çadır. Abi inanmıyorum dedi. Suratım öyle bir bakış verdi ki. Tamam mı? Yani o beni milyarlar kazandırdı bana. O suratın bakışı. İşte, onun sevinmesi. Ya arkadaşlar gerçekten şimdi evde oturup yorum konuşalım. Yani şurada bırakın çadır sektörünü, hiçbir sektörde bu şekilde bir esnaflık anlayışı kalmadı. İbrahim abim belki de kazandığı nokta bu. Ben İbrahim abime dedim ki, yani hiç dedim tanımıyorsun abi dedim yani. Ama yine dedim maşallah, yani hatta bugün bile bayağı bir yüksek oranda değil mi? Söylemeyelim, nazar değmesin. Bir sipariş almış. Yani abi dedim yani tanıtım falan, yani tanıtıma gerek yok ki dedi. Yani ben böyle de bir şekilde huzurluyum, mutluyum, kazancım bana yetiyor. Hani yani... önemli olan insanların memnuniyeti. Şimdi İbrahim abi çok para göz bir insan olsa burada bankları çoğaltır, kişi sayısını çoğaltır, çok fazla sipariş alır. Bu sefer hatalar çoğalmaya başlar, ürün kalitesi değişir. Bunu da düşünmek lazım. Yani o yüzden gerçekten gönül vererek bu işe, gönülden yapılan iş ve hiçbir şekilde sizi mağdur etmeyen bir firma. Ali peki senin böyle bir şeyin var mı, macerem var mı, ilerli var mı? İlerli, ben babamdan, ustamdan ne gördüysem evet. Aynı şekilde devam ettirmek istiyorum. İşte babalarımız sağ olsun, dedelerimiz, babalarımız sağ olsun. Bizi o yolda eğittiler, gösterdiler, tecrübe kazandırdılar. Biz de onları şu anda rahatlatmak için, yani elindeki şeyleri almak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Aynı şekilde, aynı hizadan. Bir de çizgiyle devam ediyor. Bir de şöyle bir sistem var İbrahim abilerin ailesinde. Babamız var, en büyük babamız. Babadan oğula bir ustalık geçme olayı var. İlk döşemecilikten biri. Dedem at koşumcusu Saraç'ta. Dededen babaya, yani baba, dedemize. Aynen. Babam oradan oto döşemeciliğe çadırı atlıyor. Oradan ben çadır babamın yanında yetiştim. Oradan ben araçüstü çadırı geçiyorum. Ama bir şey katmışsın. Ali top sende şimdi. Senin çıkaran biraz yüksek dedi bu. Yani işin zor. Evet. Artık sen uzaya mekik mi fırlatırsın? Ne yaparsın bilmiyorum. İlk önce kendi işimizi geliştireceğiz. Ondan sonra uzaya mekik. Sonra ağrıya çalışmalı. Allah'ın izniyle. Yani biz Türkiye'mizi kazanmasını istiyoruz. Bir bakıyormuşsun Ali de karavan işine girmiş. Hadi bakalım. Aynen. Yani. Boynuz kulağa geçermiş. Aynen. Boynuz kulağa geçermiş. Bakalım Ali'den ne çıktı dediler. Mesela ben plastik kabuklu çadır yaptım. Ki şu an arabamın üstünde var. Öyle mi? Ama satışı sunmadım. Arge aşamasında. Arge aşamasında... Buradan TV verdik mi yoksa? Aşağıda komple sistemi orayı belki çekmemiş olabilirsiniz. Yatağından, makasından, her şeyinden bir aşağı 40-50 takım aşağıda hazır. Ama bazı şeylere eşit etmek için... Oturtmak lazım. Oturtmak lazım. Mesela ben... Transit'in üstünde videosunu çektim. 120'li giderken çadırı açtım ben. Tamam, o videoyu da ben senden alırım abi. Tabii, 120'li giderken çadırı açtım. Rüzgar testini nasıl yapayım diye düşündüm. Hatta şu anda videonun sol köşesinde izleyebilirsiniz. Evet. Anlat abi aynı zamanda izlesin. Yani rüzgar testini nasıl yapayım diye düşündüm.
Yani en güzel arabanın içinde açayım çadırı. Surat yapayım. Kırılırsa rüzgarda dayanamayacak hesabı yaptım. Tamam mı? Ve 120'ye kadar suratı çıktım videosu içerisinde. Bundan sonra iş yerinde yıkamayı götürüp de tanzikli suyla onu yıkayacağım. Tamam mı? Yani testler müthiş yalnız. Avrupa standartlarının üstünde bir test. Yani, bir test de ben söyleyeyim abi sana. Hatta kendi başıma gelen testler. Geçen sene İzmir Urla'da ben tatil yaptım. Geçen sene bayram döneminde tatil yapanlar Urla'nın ne kadar çok rüzgar aldığını az çok bilirler. Videoyu seyreden arkadaşların belki geçen sene orada tatilini geçirmiş olanlar varsa bayram süresince neredeyse hiç rüzgar durmadı. Abi abartmıyorum yani nereden baksa 60-70 km hızla rüzgar esiyordu ve Zümrüt Çadır'a hiçbir şey olmadı. Çok inanın hiçbir şey olmadı. Ve dua ettim orada size, hatta bir videonun da dedim yani ne güzel de tanıtımını yaptık, bir video çekiyordum o arada. Ya dedim bak ispatlı oldu dedim yani dayandığı rüzgarda. Bulabilirsem hatta o sol keşiği onu da koyalım şimdi birazdan. Konya İbrize balığa gittim. Ben ömrümde öyle bir fırtına rüzgar görmedim. Benimle balığa giden arkadaşlar çadırı kapatalım dedi. Hayır dedim. Kapanmasın. Ve ben bunu görmek istiyorum dedim. Rüzgarda çadırın ne durumda olacağını, nereden yamukırsa oranın çaresine bakmam lazım dedim. Ve elhamdülillah çadırımda hiçbir yamuk yok. Sadece bot, şişme botumuz vardı. Rüzgarda o aldı götürdü. İnanır mısın 3 kilometre gittik, botu bulamadık. Yani öyle bir fırtınada. Ben de birebir kullandım, biliyorum. Gerçekten rüzgara çok mukavemetli ve dayanıklı bir çadır. Yani iskeletiniz çok başarılı, gerçekten evet. Çok başarılı. Bunun dışında başka yeni projelerin o çakır şey, karavan tipi bir şeyden bahsettiniz. Onun dışında bu çekme romortumuz var. Yani romortumuz maşallah şu anda iyi iş oldu. Ve rakamları herkes ulaşabilsin diye yine orada işe tutuyoruz. Yani bir romortumuz çadırın rakamı 40 bin liraya veriyoruz. Evet. Yani ne kalıyor? Bereket yersin, para kazanıyoruz. Mesela bana çok nasıl ucuz veriyorsun da nasıl... Ben bunu merdiven altında başladım çadır işine. Hı hı. Apartmanın altında başladım. Ve şu an elhamdülillah, Allah'ım şükürler olsun. Burada aşağı yukarı 150 kişi ekmek yiyor. Ne kadar güzel. Ailesiyle olay beraber. Bu. Evet, olay bu. Yani demek ki ucuz satmıyormuşum. Ki bu kadar ki doyabiliyorsa çok şükür. Bereket. Ya şimdi şöyle bir şey arkadaşlar, var piyasada birçok firma var çadır üreten, yapan. Ama şimdi fiyat yelpazesine baktığımız zaman fiyat performans anlamında gerçekten İbrahim abilerin, annelerin yaptığı çadır bence öbürkülerden hiçbir aşağı kalır yeri yok ve fiyat performans olarak da 10 numara. Yani ucuz fiyata kaliteli ürün alacaksınız. Ben bunu yani yanlış anlamayın, ben bu videoyu yaparak bir gelir veya işte bir menfaat sağlamış değilim. Dostluğum baki her zaman için. Hatta ben iş vasıtasıyla buradaydım. Bir katkım olsun dedim İbrahim abilere. Bu videoyu o yüzden çekiyoruz. Hiçbir menfaat de yok. Ve böyle güzel insanlara bence böyle güzellikler yapılması lazım. Başka neler söylemek istersiniz? Mesela herkesin mutlu olması için. Bu üçüncü yeriniz. Aynen. Üçüncü yerimiz. Evet. Allah nasip ederse... Üç katlı bildiğim kadarıyla. Aynen. Üç katlı. Şimdi kendi pantolonumuzu alma aşamasındayız. Çok nasip olursa alırsanız inşallah orada da daha güzel bir şeyler orada da güzel bir video size sözüm olsun. Çıkarsınız inşallah. İyi. Şimdi de arkadaşlar o zaman bir tane çadırın nasıl katlanıp, nasıl işte açıldığını gösteren bir video yapalım. O da size yani bir fikir oluşturması açısından yani bu çadırı nasıl kullanacağız veya işte kurulumunu ve kapanışını nasıl yapacağınızı Ali arkadaşım size. Dediğim gibi şurayı bak tuttum. Bak şu demiri bırakmıyorum. Bak. Hı-hı. Kolay bir şekilde çıktı. Her şeyi buraya açıyorum abi. Şöyle arkaya attırıyoruz ipleri. Köşeden alıyorum. Aldım. Burayı kurtarıyorum. Aynı şekilde burada da aynı şey var. Bunu şu şekilde tahtaya bastırıyorum abi. Ne yapıyor? Bu burada boşluğunu boşa çıkıyor. Ha, boşluğunu alıyorum. Hı hı. Şu şekilde bak. İttirdim. Demiri yine bırakmadan. Çekiyorum. Aynı şekilde açtım. Burada bir cırtımız var. Bu cırtı açıyorum. Pimi çekiyorum. Kendimize doğru merdiveni şurada sıkmayı da açtıktan. Şöyle.
ileri geri hareketle çekiyorum püm geçesiye kadar. Aha. Püm geçtikten sonra şu şekilde aşağı bastırıyorum. Bastırdım. Şu pozisyona geldikten sonra doğru çektim mi? Rahat. Hiç ağırlığı arabaya vermiyorsun aslında. Aynen öyle. Hop. Açıldı. Pimi yine bulunduğumuz yere göre ayarlayabiliyoruz. Şurada bir adet iki mesafeyi arasındaki şey olmasın diye dengesizlik olmasın. Şimdi şu şekilde çadırın içinde bulunan tellerimiz var. Tellerimizi şu şekilde takıyoruz. Şurada tel yerleri var. Geçirdik. Şu şekilde tel tutuyoruz. Şurada kapsülümüz var. Kapsülün içine geçiriyoruz. Aynı şekilde. Bunu yeni güncelledik. Şeyi mi? Evet. Alt. Evet. Şu şekilde sabit yapıyoruz artık. Alttan bakarlarını. Açtık. Birbirinden bağımsız oldu galiba. Aynen. İstediğimiz zaman bunu herhangi bir ağaca iple geldirip burayı da tent olarak kullanabilirsiniz. İstediğiniz zaman bunu soyunma gerektiği zaman şu şekilde. Çadırımız hazır. Çadırımız 152.50. Termal çadır. Hardal hakim. Tamam indirelim şimdi. Adam sayıyor ya. Trafik polisi 1, 2. Ulan 18'lik minibüsten iniyor 30 kişi. Hani ben bilmem işim bilir de koyuyorlar bir insanlar. Kaç kişi biner? Babamızı hiç konuşturmadık. Değil mi? Evet. Ben 1.1.1945 doğumlu Aliyonsay. Babam 1330 doğumlu Taraşlıbaşı. Eski takvim göre 1330'da. Evet. Taraşlı başlamış. Ben ilkokuldan sonra Taraşlı'ya başladım. Aşağı yukarı 16-17 sene falan yaptım. O zaman traktör yok. Herkes at koşuyor. Biz o koşun üzerine çalışıyoruz. Baktım traktörler çıkınca Beygir'e de ortadan kayboldu. Bizim iş bozuldu. Ne yaparım? Eskişehir'in dostum oldu Saraç'ta. Onun yanından gittim. Dedim bana bir tane ya emanet kabul et veya temelli ver dedim. Ne yapacağım dedi. Ben döşüm işi yapacağım dedi. Yani en yakın şey diye yaptı. Görsen dedi hayvanları dedi hamattır, falgındır, döşümdür yapıyorsun hayvanları. Bu döşüm işlik dedi senin bildiğin gibi zor bir şey değildi. Sen sanatkar bir adamsın dedi. Keseceksin, dikeceksin, takacaksın dedi. Beni bir kaz verdi. Ben hiçbir ustu görmeden Bismillahirrahmanirrahim 77 sanayiye başladım. Maşallah. 77'de. 86'da oğlum geldi. Tabii bundan böyle devam ettik. Karışıktan sonra oradan. Baktım bu çadır için girdi. Bunu devrettik. Ben boşu çıktım, bıraktım. Şimdi beraber dördüncü kuşak olarak Aliyonsay. Ben tetesi Aliyonsay. Böyle devam ediyor. O sizin isminiz abi. Tabii doğru ya. Tabii. Evet. Bu arada tabii ki gönül ortaklığınız, birlikte iş yaptığınız abimiz. O hiç konuşmadı sonuçta. Son olarak şimdi de size verelim. Siz de kapatalım o zaman. İbrahim Usta ile araba çalışıyordu. İbrahim Usta bir ortak şey işi yaptı. Usta kumbar araba ortak iş yapalım. Bu işiyle başladı bize yani. Şu 2016. Kaç sene oldu? 2017. 2016'da başladı. 2016 yani 4-6 sene. 7 sene. Şirketlerle oğullarımızın üstüne yaptık. Evet, onun oğlunla benim oğlum yaptık. Biz ameliyiz şu anda. Yani ne kadar gönlü geniş biliyorsunuz. Evet. Yani. Yani evlatlarımız için. İşte bu. Olay bu. Evet arkadaşlar, yani burası bir firma olarak değil de aile olarak görün. Zaten buraya gelip bir ufak ev alıyorsunuz. Yani size bir ev hediye ediliyor, öyle bakın. Yani o parası falan bilmem nesi, o maliyeti falan boş verin. Buradaki samimiyeti, o size verilen sıcak yuvayı düşünün. Zümrüt Çadır böyle bir yer yani. O yüzden Zümrüt Çadır'a güvenerek, gönlünüz ferah bir şekilde gelip alışveriş yapabilirsiniz.
Burada videonun sonuna geldik. Ben de. Gel sen de kapatalım, gel. Rıfkı. Gel Rıfkı. Gel Rıfkı. Evet. Bu da kızım. Evet. Öyle mi? Yukarıda dikiş modunda onu yetiş. Ayşegül. Çok memnun oldum karşıma. Aynen diğer üyelerimden Ayşegül. Ayrıca kurulaysa. Ne güzel. Bizim için mi? Burası analog şirketliği aile şirketi. Zaten ben demin de söylüyorum. Aynen öyle. Yani biz Türkiye'miz kazanmasını istiyoruz her zaman. Evet. Selam Saraçlık yaparken de işte şehir dışına mal satarken de Türkiye Kütahya'mıza para sokmaya çalışıyorlar. Ne kadar olur. Biz burada çalışı yaparken de aynı şekilde Türkiye'mize, Kütahya'mıza katkı sunalım yapalım diye. Yani İnşallah seni de daha güzel projelerde, AG'lerde senin de ürünlerini bekliyoruz o zaman. Daha büyüyeceğiz inşallah. Peki, bu güzel videoyu gördünüz. Yani bu güzel videonun içinde bütün imalattan aslında kurulum aşamasında birazdan Ali bize tarif edecek. Onu da size gözlemleyeceğiz. Bu böyle. Başka videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın diyeceğim. Görüşmek üzere. Termal şeyini anlatacağım. Şu görmüş olduğunuz farklı yerlerdeki kumaşlar termal. Nasıl termal? Çift kat yalıtımlı oluyor. Kapısı da aynı şekilde termal oluyor. Bunları iki kat kumaş arasında bir kat da EVA dediğimiz bir malzeme var. Bu malzemeyi kullanıyoruz. Sıcak soğuk dengesizliğini ortadan kaldırıp yalıtım sağlıyoruz. Bunu da belirli yerlere yapıyoruz. Nasıl böyle, yani niye her taraf termal değil şey yapmak dersiniz. Hava alması lazım çadır. Biraz hava almazsa arabanın camındaki buğu gibi nemlenme yapar. Bir videonun daha sonuna geldik. Sosyal medya hesaplarımız aynı isimde. Pedal Pedal Anadolu. Facebook, Instagram ve YouTube'dan takip edebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Çadırımız hazır. Çadırımız hazır vallahi.